Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir düşey ara ve yatay ara birlikte kullanımı senaryosu yapmak istiyorum. İngilizce kullanımlarda VLOOKUP ve HLOOKUP. Ayrıca aynı şekilde bu işlemi çapraz ara XLOOKUP'la da yapabilirsiniz. Yalnız çapraz ara biliyorsunuz son sürümlerde Office 365 sürümlerinde kullanılabiliyor. Şimdi senaryomuz şöyle. İşte meşhur ürünlerimiz var. Burada düşey arayla bulunmuş. Ondan sonra ürünler burada. Bir de kurlar var arkadaşlar. Bu tarihe göre kurlar ve kurlara göre de fiyat gelecek. Yani normalde fiyatı getirmek istersen düşey ara value kapımı ne yaparım? Giderim buradan geldi 6C'yi orada gördüm. Buradan devam edeyim. Ondan sonra 6. sütundan getir tam karşılığını getir. Ondan sonra fonksiyon olarak da yapmak istersek buradan bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar bunu getir, buradan getir, altıncıyı getir, sıfır. Tabii eğer getirilen şey burada sıfır olsun, yok yerine gibi isterseniz de bunu eğer hata if error'le arkadaşlar kullanmamız söz konusu. Sonuna noktalı virgül ve ne istiyorsak onu sıfır örneğin. Evet, bu şekilde yaptık. Şuraya fonksiyon listemize bir de eğer hata if error'ü ekleyelim. Ancak bir şeyimiz daha var burada. Yapmak istediğimiz bir şey daha var. TL değil de ben USD olarak da Euro olarak istiyorum bu fiyatları. Yani buradan ilgili kurum bulunup ona getirilmesi lazım. Arkadaşlar nasıl olacak? Ondan sonra onu da yatay arayla eş lookup'la yapacağım. Yani elle yazacak olursak buraya devam ediyorum. Bunun sonuna sanıyorum şunu şöyle yapalım. Biraz daha büyütelim. Tam olarak görmeniz açısından. Devam ediyorum bunun sonuna. Bu bitti. Getirdi şeyimizi. Yatay ara eş lookup'ıma devam ediyorum. Yatay ara ne yapıyordu? Düşey arada buradan bulup sağdan getiriyordu. Yatay arada da yataydan bulacak, aşağıdan getirecek. Bunu arayacak. F4'tür çünkü oradan hiç aşağıya bize kaymayacak. Nerede arayacak? Kurlar sayfasının burasında arayacak. Yine kilitli F4. Ve neyi getirecek? Aşağı doğru ikinci satırdaki karşılığını getirecek. Yine tam karşılığını getirecek. Bu kadar. Başvuru tamam çok güzel. Ondan sonra hemen bakalım arkadaşlar nedenine. A2'den E2'ye kadar bir kere daha yapalım. Tamam. Yazalım. Hata vermeye çok iyi oluyor. Çünkü ezbere yapmış gibi olmuyoruz. Ne aranacak? Bu aranacak. Ve kilitli. Acaba ne yanlış yaptık bilemiyorum. Nerede aranacak? Kurların burasında aranacak. F4'lü. Ondan sonra çok özür dilerim. Burasında aranacak. Yani onu getirecek çünkü ben bu kadar yaptım. Kaçıncı meşte herhalde karıştırdık. Evet veriyi de seçmemiz lazım. Kilitli. O yüzden oldu. İkinci satırı getirecek ve sıfır. Çünkü bir altını getirecek. Bu kadar. İyi. Hatalı olması güzel oldu. Bakın Türk lirası cinsinden aşağı doğru çekmedik herhalde. Ondan sonra USD cinsinden ve Euro cinsinden arkadaşlar sanıyorum doğru geldi. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hem düşey arayı hem yatay arayı yani hem düşey arayı yaptık buradan hem de yatay arayı yapıp arkadaşlar birbirine böldürdük ve istenen fiyatı getirmiş oluyoruz. Yani düşey arayla fiyatı buluyoruz. Yatay arayla getirdiğimiz kura da bölüyoruz arkadaşlar bir anlamda. Peki aynı işlemi çapraz arayla XLOOKUP yapabilir miyim? Evet yapabiliriz. Onu da yanında yapayım isterseniz. Çapraz ara. İsterseniz bu sefer de fonksiyondan yapayım. Buradan tümünden çapraz arayı buldum.
Neyi arayacağız? Yine ürün kodunu arayacağız. Çapraz'daki mantık, nerede arayacağım, neyi getireceğim? Bulunamıyorsa boşluk ver, sıfır ver. Eşleştirme modu tam karşılığı sıfır varsayım zaten. Daha mantık yani arkadaşlar böyle düşünelim. Demek ki ürün kodu aranacak. Nerede aranacak? Ürünlerde aranacak. A sütununda aranacak. Ne döndürülecek? Hemen ürün koduna gidiyorum tekrar. Çok özür dilerim. Fiyat getirilecek. Bu kadar. Bulunamıyorsa sıfır verilecek. Eşleştirme modumuz 0-1-1 tam karşılığı sıfır olacak. Bir yakın karşılığı. Alta yakın, üste yakın detaylarımız çok ineceğiz. Bu kadar. Bunu yaptık. Tamam. Peki bunun yanına yatay ara. Hayır, yatay ara içinde bir çapraz araya devam edeceğiz. Ondan sonra burada bu sefer elden yazayım. Geldim burası. Tekrar çapraz ara. Xlookup. Neyi ara? Bunu özür dilerim. O çünkü şimdi kodu getirecek. Kuru getirecek. Bunu ara. Kilitli. Nerede ara? Kurlar sayfasında ara. Burada arayacak. Arkadaşlar evet. Çapraza da böyle. Buradan arayacak. Ondan sonra kilitli. Neyi döndürecek? Bunu döndürecek. Burada tek tek veriyoruz. Yatay aradan farklı olarak. Tam karşılığını sıfır bulunamıyorsa tam eşleşme sıfır. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Evet, aynı sonuçları elde ettik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demek ki daha da büyütelim fonksiyonlarımızı daha iyi görmeniz açısından. Burada espri gidip düşey arayı yapmak. VLOOKUP ürünlerden fiyat getirmek. Eğer hatayla bulunamıyorsa sıfır getirmek. Tamam, iferim. Tamam, getirdik. Ancak bir olayımız daha var. Buradan kur seçtiriyoruz. Bir listeyle ona göre fiyatlar değişiyor. O zaman yapmamız gereken şey nedir? Yatay arayla gidip bakmak. Neden yatay araya yapmak durumunda kaldık? Çünkü böyle bir tablo var. Yani biz düşey arada böyle gelip buradan sağdan altıyı getiriyoruz. Burada öyle değil. Buradan bul aşağıya getir. İkincisi, üçüncüsü neyse. Demek ki buradan bulacak başlığı buradan getirecek. Yani bu düşey ara olsaydı şöyle olmuş olacaktı. TL, USD, Euro yanında karşılığı gibi olacaktı arkadaşlar. Özel yapıştırma da yapabilirsiniz o şekilde. Evet, ama böyle daha görünüme uygun şekilde herhalde. Demek ki tekrar edelim. Yatay arayı onun için burada koyduk. Bunları kilitli aldık. Aşağı çektiğimizde değil, değişmeyecek. Burada bakıyor. İkinci satırı getiriyor. Aynı işlemi dedik. Çapraz arayla da yapabiliriz. Xlookup İngilizcesi kullanıyorsak. Office 365'te geçerli. Bu da çok basit. Burada ara, bunu döndür. Bulamıyorsan sıfır, tam karşılığı. Yine burada al, burada ara, bunu döndür şeklinde arkadaşlar kullanımı var. Evet arkadaşlar, bu videoda da sizlere bir çapraz ara iki boyutlu kullanımı yaptık. Aynı şekilde düşey ara, yatay ara, VLOOKUP, eşlookup kullanımı yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.